Evet, hepinize merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir Uncharted 4 bir hırsızın sonunun 7-8. bölümüyle karşınızdayım, değil mi? Yanlış bilmiyorum arkadaşlar, artık takip edemiyorum. 7 veya 8 olması gerekiyor. Hepiniz videoma hoş geldiniz. Video hoşunuza giderse aşağıdan videoyu beğenip kanalıma abone olursanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz diyorum. En son 12 kuleyi bulmuştuk. Aziz Dismas'ın hazinesine doğru yolculuk ederken ve tabii ki de Nadine'in ve Rafe'in adamları da bu meseleyi çözdüğünden hepsine gitmek zorunda kalacaktık ama bizim yine Nathan'ımız, akıllı direğimiz bizim, bakın burada şu ekranda görmüş olduğunuz, çözmeye çalıştı ama tabii ki de abisi de bir başka alternatif buldu. Şimdi o başka kuleye gitti. Biz de şu görmüş olduğunuz kuleye gideceğiz. Şey, kimdi lan bu? Hatırlamıyorum ya. Neydi lan şu adamın ismi? Pardon. Neydi lan o? Sullivan'la. Ulan oyunu var ya, birkaç gündür oynamayınca hemen isimleri unutuyorum ya. Yardıma ihtiyacınız var mı baba? Sucukların arasından geçiyoruz. Of! Bu ne lan? Ha, lemuru mu seveceğiz? Ama Sully, baksana burada bir lemur var. Hadi gel bir selam ver. Bak. Ama Sully be. Vallahi billahi ya. Hey Sully. Bak kim geldi. Bak ne diyeceğim. Bütün bunlar bittiğinde kendime bir köpek alacağım. Hadi bakalım. Bu işten paçayı kurtarabilirsek o lanet köpeği sana gelir. Lan lanet etme. Güzel de. İsmi Victor Sullivan ya. Öyle bir tişört giyecek kadar da bulamadım. Ha, benim karizmam yeter. Aynı tişörtten bahsediyorlar bu arada. Ya bunlar ufak detaylar ya. Neymiş lan bu? Tatlıymış. Çok güzel kokuyor. Alalım. Oğlum. Biz buraya nasıl gireceğiz? Hadi bakalım. Kilitli. Sanırım gizlice girmemiz gerekecek. Gizlice derken onu kastetmiştim zaten Sully. Sullivan gelebilecek mi bizle? Ha? Sully bizle gelebilecek mi Sully? Hey baksana. Şuradaki pencere kırılmış. Biliyorum. Benim de şöyle bir fikrim var. Hey Sully. Sanırım buradan sığabiliriz. İşe yarar. Tanrım, yol çok uzunmuş. Arkadaşlar nasıl? Sen öyle devam et, ben arkandayım. Tamam, en azından manzaran güzel. Hocam, ben oradan oraya atlamayı bırak. Vakti içeri zıpladık. Tamam, bakalım burada ne var. O meşhur kulelerden birindeyiz. Evet, yeni yerde bir... Edward England'ın nişanı, haritadaki gibi. Burada ne arıyoruz yani? Bilmiyorum ki, bizi de öyle oyun getirtti. Sağ ol, sol baba. Az önce şuradan giremediğim yere camdan girdik. Evet. Bir tane daha koruması yok buranın. Kitle olmasın lütfen. Oba! Bu saat kulesi de ne kadar yüksek. Bu ne oğlum? Saat kulesi miymiş bu? Evet. Aynen öyle. İçimden bir ses oraya tırmanacağız diye ama. Ne o? Param var orada. Bakalım ne var. Hadi be. Bunlar büyük simgeleri. Akrep, kova, aslan. Başka yok mu? Evet anladım. Gidip birkaç çan çaldım. Aradığımız bir kesinlik burası. Seni ara. Tamam. Akrep, kova, aslan, boğa. Evet sekreter.
Herhalde... Dur lan, hep yanlışa basıyorum ben. Bu şehirde telefonlar doğru dürüst çekmiyor. Peki, beklemeye gerek yok. Ben nereden tırmanacağım şimdi ben oraya? Çek kendini. Nefis. Hadi bakalım. İnşallah bu yıkılmaz. Hemen geleceğim. Gel. Şimdi. Şuradan şu karşıya bir atlayalım. Tamam mı? Buradan şuraya atlayacağız. Nathan. Sana bak. Zıpla koçum. Dikkat et. Vay be, başardın. Hey, şuraya bak Sally. Saat hala çalışıyor. Sen evet, asıldığın için çalışıyor olabilir mi? O çarkların arasına sakın sıkışma. Vallahi. Zıpla şuraya koçum. Tutun. Tamam. Şimdi. Nasıl olacak? Buraya atlayacağım. Zıpla Nathan, çık çık çık. Çık. Zıpla lan, şuraya zıpla. Tutun. Ya yapacağınız mekaniğe tüküreyim ya. Dikkat et kendine Sally. Tamam, parmaklara dikkat et Nate. Pekala, işte çanlardan bir tanesi. Hani lan, nerede? Ben niye görmüyorum? Ova, atlayışı gördünüz mü? Çok iyi. Tut tut. Ne bu, aslan? Aslan. Aslan burcuyla çıkmıştı. Kimle evlendin lan o zaman? Hadi koçum, şu kol kırılmasın yeter. Bayağı gürültülüymüş. Bu işe yaramadı, ne? Sırası mı var lan yoksa? Ha, önce akrebe gideceğiz. Ha, dur. Akrep nerede ki? Ha, akrep burada, ebesinin nikahında baba. Hadi bakalım Nathan. Akrebe gideceğiz de. Tamam işte akrep. Nathan. Ya Nathan, ne yapıyorsun ya? Akrep. Bence Avery akrep burcuydu. Ya boş ver şimdi Avery, hadi çevir şunu. Açtı da kanka, bu sırası olduğunu nereden biliyor ya? Tamam, Scorpio bitti. Şimdi kova. Ya başlayacağım şimdi bak. Kova nerede baba? Kova da bir üstte mi? Yeter, daha çınlatmayalım artık şunu. Ah! Ya yemin ediyorum çok korkutuyorsun ya beni Nathan. Lan çık, tırman. Bir kez daha. Akrep burada. Ya Nathan, kendini niye geri bırakıyorsun ki? Ben onu çözemedim. Tırman. Sen sakin. Sally, senden ses seda var mı? Boğa da burada. Kova en yukarıdadır baba, mantıken. Ama biz o araya nasıl gideceğiz? Karşıya zıplamayacağız inşallah. Ha, kova aşağıdaymış lan. Ulan şu logolarda olmasa var ya. Kovalar iyi insanlar. Sen Başak'la mı evlendin lan yoksa? Bırak babacığım. Kulaklık aşırı mı getirmeliydim?
oldu evlat? Eyvallah baban. Evet, bir bakalım. Ne kaldı? Şimdi aslan. Aslandan sonra da boğa. Aslan da bir alttaydı, boğa da en üstte değil mi? Aslan karşıda. Biz karşıya nasıl geçeceğiz? Bu şekil. Güzel. Ama işte bir daha bu yolu o akrebi çalmak için mi? Neydi en sona kalan? Boğayı çalmak için bir daha kullanacağız. Aslan kilidi açıldı. Tamam, kaldı bir. Evet. O da hangisiydi? Boğaydı. Boğa da en üstte baba. Şimdi bir daha bu yolları tekrar çek. Hadi Nathan'ım, break'im. Lan boğa sağdaymış, dur. En üstte değilmiş. Ama gerçi buradan öbür türlü dolanmamız lazım. Ben yapamazdım var ya şunu. Yemin ediyorum. Aaa çok içim ürperiyor ya. Nathan aşağı inme kurbanım lütfen. Şura kırılacak gibi hissediyorum ya. Evet, sonuncusu. Aynen öyle baba. Hadi kaldır. Bakalım aşağıda ne olacak. Hey, başardın. Boğa kucağı açıldı ve oba. Sonra... Kahretsin, buraya kadar hiçbir şey yok. Şey, salayım. Tepede büyük bir çan var. Lan oraya mı çıkacağım? Yukarı çıkıyorum. Ya baba ya. O gittikçe saracak mı? Biz buna yetişemeyiz lan bunun hızına. Bunun hızına yetişebilir miyiz? Yani ben de öyle düşünmüştüm zaten. Şu ne? Aa. Gitmem lazım. Aa, zamanlı mı? Dur! Of. En baştan yapacağız. Neyse, Allah'tan fazla bir muhabbet yok da. Ulan burayı hiç görmedim. Bir de adamlar bak beyazla boyamış ha. Evet, hazır mıyız? 3 2 1. Koş 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 koş. Oy, tutmadı zannettim, yemin ediyorum tutmadı zannettim. Buradan sonra dışarı çıkacağız herhalde. Oo, oo. Neredeyiz biz? Evet, buradan. Oğlum buradan karşıya nasıl atlayacağım lan? Buradan atlayamam ki. Ola da gidemem. Oka gittim. Yukarıda tırmanmıyor reis. Aşağı da inmiyor.
Ne yapacağım burada, zamanın geçmesini mi bekleyeceğim, anlamadım ki. Baba şuradan bir şey yapmamız lazım, hani saat gibi bir şey ayarlamamız gerekiyor, yoksa biz oraya tırmanamayız. Metin şuradan tutulmuşsun. Oha be, nasıl işliyor şu saat. Şu diğerine zıplayabiliyor mu? Yok, diğerine de zıplayamıyor. Buna da zıplayamıyorum. Yok baba, hiçbir yer yok. Yani ipucuyu göstermiyor da. Kaldık burada, tıkandık. Lan oğlum, Sabahtan beridir ben bunu diyorum, yapmıyorsun Nathan. Ya yemin ediyorum bak, Allah Kur'an çarpsın, sabahtan beri bunu deniyorum bak. Oraya zıpladım, o zıpladığım sahneleri de göstereceğim size. Yapmadı, vallaha da billaha da yapmadı ya. Şaka mısınız nesiniz baba ya, vallaha. At da kurtul, at da kurtul. Lan. Neden çekiyorsun? Şu şekil koş. Sonra bir daha şu şekil. Tutun. Sakin. Sakin. Oğlum kaç yıllık biblolar. Ya yemin ediyorum şurada 10 dakikamızı harcadık ya. Bak boştan yere bir 10 dakikaydı ya. Buradan camın içine mi gireceğiz? Yok. Oğlum buradan nereye ya? Ha tamam, buraya tırmanabiliyormuşuz. Oh! Sakin. Tırman. Tamam işte buradasın. Of, nereye geldik ya? Şu manzaraya bak baba ya. Şu manzaraya bak ya. Sanırsın var ya, dünyanın en büyük saat kulesi ya. Manzaraya gel. Yani şunun için çırpındım ya ben aşağıda lan. Ama var ya, oyun çok büyük hakkımı yedi baba. Şurada şey yol varmış. Oyun çok büyük hakkımı yedi bak. Tamam Sally, başardık. Bayağı bir et kopacak. Sally kafaya dikkat. Pardon, kol kırıldı da. Ama kafama baktım. Ben sallayacağım. Şimdi ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri geri, ileri. Ayıcın. Ananı avradın mı? Dur tutun. Nathan iyi misin? Çıkmam mı lazım? Pardon, özür dilerim. Burada benim hatam var. Baba ne oldu ya? Of. Of. Ve buradaki gürültüyü dışarıda hiç kimse duymadı mı? Ananı! Of, çok korktum. Aman tanrım. Merhaba Sally. Siktir ya. En azından kapıyı açtım ama ha. Hah. Öyle de oluyor işte. İyi misin? Ha, bilemiyorum. Sen?
Nerelerden düştüm? Hiç mi bir yerin kırılmadı ya? Evet. Hey, bak. Madeni para. İster misin? Tabii ya, neden olmasın? Bakalım aşağıda ne varmış. Umarım yığınla altın ve mücevher vardır. 10 dakika şurada uğraştım ben. Hala oradayım. İyi misin? Kuleyi aramayı bitirdim. Bir şey yok. Tamam. Biz kesinlikle doğru yerdeyiz. Buraya doğru yola çık. Ciddi misin? Tamam, yola çıkıyorum. Helal olsun lan. İyi. O nasıl bir iniş aşağı? Ya inişini yesinler senin. Of, beynim yandı ya. Vallahi billahi ya. Ama bak, yemin ediyorum benlik bir suç yok ya. Sali. Tamam, geldim. Oba! Hey, şunlar bizimkiler mi? Aynen. Henry Avery, Thomas Dew. Suç ortakları. Yine bulmaca mı var? Kurucular. Neyin kurucuları? En kötü hazine avı olabilir mi? İşte Avery ve Tube'un nişanları. Bunlar biraz farklı ama. Evet. Üzerlerinde yıldız motifleri var. Dönüyorlar. Ama acaba hangi tarafa çevireceğiz? Yıldızları yıldıza mı denk getireceğiz? Tamamdır. Bir bakalım mı evlat? Evet. Ama bir saniye. Şekillerdeki yıldızlara mı bakacağız? Kaç korsan simgesi daha. Edwin Baldridge, Anne Bonny ve Christopher Condon sanırım. Hocam nasıl olacak? Şu şekildesek. Bu şey. Oğlum burada hiçbir şey belli olmuyor lan. Yani çok fazla dizilim şekli var. Bence kapı nereye çıkıyor bir bakalım. Gel bakalım. Hala hazine bulma beklentim var. İkimizin de öyle. İşte haklıymışım. Baldridge, Bonny ve Condon. Muhteşem. Ama neden buradalarmış ki zaten? Gidip öğrenelim. Bıyığa bak. Neredeyse seninki gibi etkileyici duruyor. İdare eder. Şu yıldızlara bak. Diğer odadaki Avery ve Tuven simgesine oldukça benziyor. Şekillerde gizli şeyleri bulacağız herhalde. Doğru ya. Condon tek elli Billy olarak tanınıyordu. Galiba bir tane yaptırmış. Burada şunu da görmeyen arkadaşlarına gidelim. Yıldız motiflerinden bir tane daha. Evet, ama bu ilkinden daha farklı gibi. Evet. İyi gördün. Ne demek? Yakışıklı olduğum kadar zekiyimdir. Bonny kızıl saçlıymış. Bak. Evet. Yok. Ya. Ya. şurada. Ne düşünüyorsun? Avery ve Tuven nişanları. Onlardaki yıldızlar uyuşuyordu, hatırladın mı? Bunlar da kesin uyar. Oğlum. Nasıl alacağım ha, eşyayı incele. Şu şekil ama olmuyor.
adamlar... Bilmiyorsun değil mi? Hey, ortalık korsan kaynıyordu biliyorsun. Mahsur kaldık ya. Hayır, mahsur kalmadık. Telefonunu versene. Ne? Arkadaşını mı arayacaksın? Öyle sayılır. Mesaj atacağım. İşte. Aslında bu tablolar da bayağı bir güzellermiş. Olur da hazineyi bulamazsak onları bir müzeye satabiliriz. Hadi şu yıldız motiflerini bulalım. Tamam, söyleyeyim dedim. William Mays. Amerikalı mı? Evet, Rhode Adalı. Thomas Tew gibi. Yok. İşte oldu. Hey, hala kulede misin? Evet, aşağı indim. Az önce gönderdiğin resmin olayı nedir? Sonra anlatırım. Şimdilik kimin kim olduğunu söyle yeter. Yunuslar Richard Want, çatal mızrak Joseph Farrell ve iki el ve ince olan da William Mays. Harika. Telefonun çektiği yerde kal. Gerekirse arayabileyim. Bekle Nathan, hazineyi buldun mu? Henüz değil. Çözmem gereken bir mekanizma var. Haber vereceğim. Her yer küre. Bu Want benim adamıymış herhalde. Hey Richard Want. Bu adam Yunus'un kaptanıydı. Oh, Baldrige'de en güzel peruk kimin yarışına girişmişler herhalde. Hey Sally, bir el atsana. Tamamdır. Eyvallah. Düzgün mü? Bu kimin umurunda ki? Benim umurumda. Tanrım, Farrell'ın suratına bak. Pek burada olmak istemiyor gibi görünüyor. İşin aslı bu şeyleri bilmediğine pek şaşırdım evladım. Biliyorum zaten. Ama Sam'in haberi olsun istiyorum. Kendisini işe yarar hissetsin diye yani o kadar. Aha tabii ya. Siktir. Ne olmuş burada? Muhtemelen bir meşale falan düşmüş. Hadi bakalım geriye ne kalmış. Bu adamı tanımıyorum. Diğer korsanlardan daha genç. Etti bir. Sam cevap verdi. Ha, gördün mü Sam? Görünüşe göre Sam de her şeyi bilmiyormuş. Hoşuma gitmedi diye. Evet biliyorum. Şu tablolara bir bakalım. Hah. İsim yok. Bu adam Faslı gibi. Ha, Yezid Elbasra. Herif Hintli gibi. Yakın, Babür. Bir dakika, Evren'in soyduğu Babürler değil miydi? Hırsızların onuru. Sanki öyle bir şey varmış gibi.
pekala. İkisinin ismini bulmayı başardım. Bu şekilde çıkarabiliyor olmamız lazım. Sam'e mi göndersin? Gerçekten mi? Hey, onun korsan uzmanı olduğunu sen söyledin. Bir dene derim. Peki, biri tamam. Ve iki. Sonuncu. Pekala, bakalım bundan ne anlam çıkaracak? Şuna baksana. Şey gibi görünüyor. Bekle. Ne yapıyorsun? Az önce resim çektin. Dur şunu. Hiç şüphe yok ki Evren'in askerlerinin akıllı telefonu yoktu. Tabii ki. İşte o yüzden bu onların sonraki ipucuna gitmesini değil. Yani bunlar ipucu mu? Evet. Dur bakayım. İşte. Pekala. Şunlar Alize rüzgarları olabilir. Evet ve şunlar da enneme benziyor. Yani öyle görünüyor ki biz yine babuları toplayacağız evlat. Ne? Prodeus collasentia. Hayır hayır olamaz. Nedir olamıyor? Tanrım çok bariz. Neyit? Ben bunu neden göremedim? Bak yine akıl oyunlarına bağladın iyice. Neden bahsediyorsun sen? Bekle. Sen resimleri aldın mı? Bak sen şu işe. Sullivan'ın telefonu diye aradım ama kimler açtı? Nasılsın Ned? Merhaba Rafe. Uzun zaman oldu. Numarayı nasıl buldun? Sullivan peçeteye mi yazıp verdi? Keşke. Öyle olsa bana bir iki Roma patlardı. Hayır hayır. Sizi bulmak için iyi para harcadım. Umarım evir işine çok para yatırmamışsındır. Rekabet çok yüksekmiş diye duydum. Evet, gayet doğru hamleler yaptınız. Ama asıl önemli olan Avery'nin hazinesine ilk kimin varacağı. Bahse var mısın? Hey. Nate, ben her zaman oynarım. Ama ortağım, nasıl desem, kendisi öyle pek gereksiz risk almak istemiyor. Vay be, Rafe Adler başkasından emin. Zaman ne değişmiş ama. Bak Nate, sana tek seferlik bir teklif yapacağım. Her şeyi bırak, evine dön. Hayatını yaşa. Ben her şeyi affetmeye hazırım. Eski günler hatırına. Bu her ne kadar çekici olsa da... Biliyorsun, ben normalde önde olduğum zaman vazgeçecek biri değilim. Tamam. Prodeus quod licentia, tanrı ve özgürlük için. Güzel resimler Nate. İyi kompozisyon. Telefonumuza girdin. Haçımı çaldınız. Bak Nate. Düşündüğünün yarısı kadar aklın varsa teklifimi kabul edersin. Evet, ne diyorsun? Bak seninle tekrar görüşmek güzel ama başka bir telefon bekliyorum. Nate dur, bir şey daha var. Nate! Ne? Sen telefonunuzda GPS olduğunun farkındasın öyle değil mi? Görüşürüz dostum. Dur tahmin edeyim. Silahlı adamlar yolda öyle değil mi? Sam! Tanrı ve özgürlük için bunun ne anlama geldiğini biliyorsun değil mi? Sam beni dinle. Sakın ortalıklarda gözükme ve telefonunu parçala. Ne oluyor? Rafe nerede olduğunuzu biliyor. Şimdi saklanacak bir yer mi? Sam! Sam! Kahvesi. Ne yapıyorsun? Yenisini alırım.